pamuk rahat bırakırsa çekimlere başlayacağız. Kümesistan. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Evet sevgili Kümesistan dostlarımız, hindilerin keyfi yerinde. Ya tavşanların? Tavşanlar da gayet mutlu, gayet rahatlar. İşte kardeşinin tüylerini düzelten bir kardeş. Evet, tavşanları çok seviyorum arkadaşlar. İnsanı rahatlatıyor. Arkada bir tanesi de karnını doyurmakla meşgul. Arkadaşlar gelelim bugünkü videomuzun konusuna. Tavuklarımıza elma vereceğiz arkadaşlar. Tavuklarımız devamlı elma yediği için haftada birkaç kez pek fazla heyecan duymuyorlar. Ama siz olun. Tavuk besliyorsanız tavuklarınıza böyle haftada bir kez, iki kez farklı yemler, farklı yiyecekler verirseniz tavuklarınızın hem sağlık açısından sağlığı iyi olur. Zaten kendi beslediğiniz tavukların yumurtası otomatikmen marketten aldığınız yumurtadan daha kalitelidir. Dolayısıyla bir de böyle farklı lezzetler, farklı yiyecekler, farklı yemler tavuklarınıza verdiğiniz zaman otomatikman tavukların hem kaliteli yumurtlamasına, hem kaliteli yumurta elde etmenize, leziz yumurtalara, hem de tavukların hastalanmamasına, hastalıklara karşı daha dirençli olmasına, tüylerinin daha düzgün olmasına fayda verir. Benim şu andaki tavuklarımın %30'u tüyde. Ben haftada birkaç kez böyle elmadır, farklı yemlerdir verdiğim için tavuklarım hastalıklara karşı hem daha dirençli oluyor, şükürler olsun, hem de yumurtaları çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani bir marketten aldığınız yumurta gibi yumurtalar olmuyor. Çünkü marketteki yumurtalar genelde kafes tavukçuluğuna ait. Hareket etmeyen tavuk, yani kafesin içinde yumurtlayan tavuklara ait. Yani 70'i böyledir. %30'u da gezen tavuk yumurtası dediğimiz yumurtalardan. Onlar bir tık daha o yumurtalara bakaraktan lezzetli olur. Fakat taze bulamazsınız. Böyle bir sorun oluyor. O yüzden yani benim tavsiyem, İmkanı olan arkadaş mutlaka evinde 3 tane 5 tane olsun bir tavuk beslemeli. Bahçesi olan arkadaşlar için söylüyorum. Bahçesi olmayan, apartmanda yaşayıp tavuk besleyen çılgın arkadaşlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Apartmanı çiftliğe çeviren hobiciler bile var bu alemde. Çünkü bu hayvan sevgisi farklı bir olay arkadaşlar. Hayvanı seven insanı da sever, her şeyi sever. Hayvanı sevmeyen bence biraz sıkıntılı insan tipi. Bu gördüğünüz horoz da arkadaşlar, geçen ay paylaşmıştım videosunu. CRD olmuştu, bronşit, böyle hırıltılar vardı. Hatta hırıltıları mikrofona yaklaştırarak size dinletmiştim. Yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz isterseniz. Bu horozumuzda lingospeklin iğne tedavisi uyguladık. Allah'a şükür düzeldi. İşte gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde sürüsünün başında.
Şimdi bu hayvanların içinde hiyerarşi olarak lider tipten sonra gelen ikinci horoz bu. Lider tip bunun abisi. Beyaz Sussex kırması. Arkada, evet, arkada hafif flu olarak görülüyor. Direğin dibinde. Lider horozumuz arkadaki horoz. Bu hiyerarşi bakımından ikinci sıradaki horozumuz. Üçüncü garibanımız da siyah çilli horozumuz. Altın sarısı çilli. Durum böyle arkadaşlar. Bu gördüğünüz öndeki tavuğumuz Atax. Arkadaki Blue Astrolab. Bir köylü tavuğumuz da kadraja girdi. Evet arkadaşlar. Atax'larımız gene arkada. Bir tane rır tavuğumuz var. Dört tane rır tavuğum var. Atax'ların baba tarafı oluyor. Tavsiye ederim, rır tavuklar gayet başarılı yumurtada. Bu arada arkadaşlar, tavuklarınızın yumurtalarında, zarlarında incelik, kabuklarında böyle pütürlülük gibi bir sorunla karşılaşıyorsanız, tavuklarınızın kalsiyuma ihtiyacı var demektir arkadaşlar. Bulunduğunuz şehirde, yaşadığınız yerde bir mermerci varsa bunlardan mermer tozu alarak böyle deşindikleri yerlere, yemlerinin içine serpiştirerek tavuklarınızın yumurta kabuğunun eski kalitesine, eski sağlığına dönmesine faydalı olur arkadaşlar. Mermer tozunu da bir kenara not edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konu konuyu açıyor. Tavuklar ne yer, nasıl beslenir diye internette çok soran arkadaşlar var. Arkadaşlar, tavuklar börtü, böcek, çim, ot, baklagiller, buğday, mısır, arpa, tahıl kısmı, bunları severek yer arkadaşlar. Ama tavukların yemesi gereken, yani sağlıklı bir tavuğun bunların yanı sıra yemesi gerekli en önemli şey de kumdur, topraktır, yani kumdur arkadaşlar. Tavuk kum yemezse, nasıl biz dişimiz olmadan, insanların ağzında dişi olmadığı zaman yaşlıların genellikle hani yemek yerken zorlanıyor, işte her şeyi yiyemiyor, böyle sıkıntılar yaşıyor. Tavuk da kum olmazsa aynı dişsiz bir insanın yaşadığı şeyleri yaşar ve daha fazlasını yaşar. Tavuklar sindirimi kursaklarında kumla beraber mekanik olarak, yani mekanik sindirimini kumla yapar arkadaşlar. Dolayısıyla kum yemeyen tavuk yani kısa zamanda hastalanır ve ölür yani arkadaşlar. İshal olur. Bu kum yemediğinden ileri gelen bir rahatsızlıktır arkadaşlar. O yüzden tavuklarınıza mutlaka kum koyun yani. 03 benim 8-10 el arabası 03 kum mevcut hemen giriş kapılarının kenarında. Hem tavuklar deşinirler, parazitlerini, vücudundaki dış parazitleri kum banyosuyla atarlar arkadaşlar. Hem de yedikleri yiyecekleri sindirimini daha kolay kumun yardımıyla yaparlar arkadaşlar. Zaten tavuklarda taşlık diye bir organ var, yani kanatlılarda genelinde taşlık diye bir organ var ki taşın, kumun hayvanların hayatında ne kadar önemli olduğunu artık siz düşünün. Tabii kum yiyen hayvanın yumurtasının kabuğu da ince olmaz, ona göre kalsiyumunu alır, hem de kumdan minerallerini alır arkadaşlar. Sağlıklı bir hayvanınız olur. Evet arkadaşlar, tavukçuluğun, yani tavuk beslemenin, tavuk hobisinin en zevkli kısmı da işte gördüğünüz gibi yumurta. Maşallah diyoruz arkadaşlar. Yani yumurta bu işin meyvesi, bu işin zevki diyoruz arkadaşlar. Size bir önerim daha var arkadaşlar. Siz olun, tavuklar, yani
10'dan fazla tavuk besleyin arkadaşlar. Sürünüzü bozmayın. Sürünüzü bozduğunuz zaman tavuklar her cins, yani birkaç cins hariç her cins tavuk yeni gelen sürüye katılan elemanı kabul etmez, döverler, yem yedirmezler, bir sürü sıkıntı. O yüzden arkadaşlar tavuklarınızın sağlığına dikkat edin, gerekli bakımlarını yapın. Tavuk hastalandığı zaman tavuğu kesmek çare değildir arkadaşlar. Yani bunun tedavisini, önleyici vitamindir, mineraldir, probiyotiktir, bunları zamanında hayvanınıza verirseniz, aşıdır, bunları zamanında yaparsanız tavuklarınız kolay kolay hastalanmaz. Hastalansa bile hafif şuruplarla tedavisini yaparsınız arkadaşlar. O yüzden sessiz olun, sürünüzü dağıtmayın, sürünüzü bozmayın. Çünkü bir sürüyü bozduğunuz zaman başka bir sürüyle değiştirmeniz lazım. Tekrar sürü yapmanız lazım. Bu da hem vakit kaybı, gereksiz, hem de bütçenize zararlı diyelim. Sürümüzün başı boş değil arkadaşlar. Sürümüzün 3 tane horozu var. Yeri geldiği zaman tavukları horozlar korur ve aynı zamanda tavukların yayılmasını sağlar. Tavukları güder. Aynı bir çoban gibi. Evet, horozumuz geldi ve tavuklarını aldı gidiyor. Evet arkadaşlar, tavşanların yanına tekrar uyalım mı? Hadi gene gidelim de bir tavşanlarımıza bakalım. Bu arada hobi çiftliğimizi de gezmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, tavşanlarımızın yanına geldik. Tavuklar elma yerde tavşanlar yemez mi arkadaşlar? Biri yer, biri bakar, bakan aç kalır. Birkaç elma da tavşanlarımıza verdik. Evet, bu soldaki ayağı kesilen tavşanımız arkadaşlar. Ayağı kırılmıştı. Ayağı kesilmişti. Üniversitede ameliyatını yaptırmıştım. Evet arkadaşlar, bu tavşanımız da gayet sağlıklı. Evet, dilerseniz üstten videosunu izleyebilirsiniz. Tüm ameliyat aşamalarının vlogunu çekmiştim arkadaşlar. Gayet sağlıklı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, tavşanlarımız da böyle. O da ne diyoruz? İşte dedim ya, geçen videomuzda Pamuk Efendi bize izin verirse videomuzu çekeceğiz diye. Pamuk gene beni kameranın başında yakaladı ve üzerime tırmanmaya başladı. Bu kedide de böyle bir huy var. İlle kendini zorla sevdiriyor arkadaşlar. Maşallah diyoruz kedimize de, işte burada. Evet. Evet, bu da bizim çiftliğimizin sevimli kedisi Pamuk. Allah'ım nazardan korusun. Biz tavşanlarımıza geri dönelim arkadaşlar. Yavru tavşanlarımız da verdiğimiz yiyecekleri, elmaları yiyorlar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Evet sevgili Kümesistan dostlarımız, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Kümesistan.